Geçtiğimiz videoda bir ülkeye giren veya o ülkeden çıkan ödemeleri keşfetmeye başlamıştık. Bu videoda biraz daha ayrıntıya girmek istiyorum. Cari hesaptan bahsetmiştik. Cari hesap nelerle ilgileniyordu? Ticaret, ithalat, ihracat, başka bir ülkedeki varlıklardan edinilen gelir veya ülke dışındaki birinin o ülkedeki varlıklarından elde ettiği gelir veya gerçekleşen transferler gibi şeylerle ilgileniyordu. Öyle değil mi? Bu videoda ise sermaye hesabının ne olduğunu öğreneceğiz ve sermaye hesabı kavramını masaya yatıracağız. Sermaye hesapları değil, sermaye hesabı. Ülkeye giren veya çıkan diğer ödemeleri ve bu ödemelerin nedenlerini inceleyeceğiz. Sermaye hesabı varlıklardaki değişimlerle ilgilenir. Mesela yabancıların Türkiye'de veya ülkemiz vatandaşlarının başka ülkelerde sahip olduğu varlıkların değişimine odaklanır. Ama biz geçen videoda olduğu gibi yine Amerika Birleşik Devletleri'ne ait 2011 yılı verileri üzerinden konuşacağız. Buradaki bu küçük üçgen işareti yani Yunan alfabesindeki delta harfi değişimi sembolize eder. Yani bu işaret değişim demek. Bunu da hatırlattığıma göre o zaman hadi yine ilk olarak gelen ödemelere bakalım. Ne demiştik? Varlıklardaki değişime odaklanıyoruz. O halde bu ikisi ABD dışından birilerinin ABD vatandaşı olan bir kişiden ABD'de bir varlık satın aldığı anlamına geliyor. Şöyle örneklendireyim. Diyelim ki ben bir müteahhitim. Ekrandaki sayılar ABD'den olduğu için varsayalım ki Amerikan vatandaşı bir müteahhitim. Amerika'da bir ev yapıyorum. Sonra da o eve bir Meksika vatandaşına 1 milyon dolara satıyorum. Meksikalı da varlıklı bir şahıs. Yazlık niyetini alıyor eve. Bu durum şu anlama geliyor. Bahsi geçen 1 milyon dolarlık ev alışverişi yabancıların Amerika'da sahip olduğu varlıkların artmasına neden oldu. Yani buradaki sayı 1 milyon dolar arttı. Bu nedenle de bu bir girdi. Çünkü Meksika vatandaşı olan kişi evi almak için bana bir ödeme yaptı. Bu tarafa baktığımızda bir takım yazılar görüyoruz. ABD'deki yabancı varlıklar. Bir de dış rezervlerdeki değişim var. Bu ikisi arasındaki farkı şöyle düşünebiliriz. Bu, şahısların sahip olduğu varlıkların el değiştirmesiyle ilgileniyor. Bu ise temelde resmi el değiştirmeleri kapsıyor. Hükümet veya Merkez Bankası'nın yaptığı türden el değiştirmeleri yani. Aslında bu ikisi birçok ülkede aynı şey. ABD'de ise Merkez Bankası'nın sözde bağımsızlığı söz konusu. Özetle bu kalemi resmi devlet mülkiyetleri olarak düşünebiliriz. Bu kalem ise genellikle şahsi mülkiyetleri içeriyor. Yani tekrar edelim, mesela bir İngiliz gelip Amerikalı'nın birinden bir IBM hissesi satın aldığında bu üstteki kalemde bir artış meydana geliyor. Ama örneğin Çin Merkez Bankası Amerika Birleşik Devletleri'nden bir devlet bonosu almaya karar verdiğinde o artış bu haneye yazılıyor. Bu hane artıyor yani. Ama mantık ikisinde de aynı. Birileri bir varlık satın alıyor. O varlığın gelirinden bahsetmiyoruz şu an. Varlığın kendisinden bahsediyoruz. Bir varlığın mülkiyeti bir ABD vatandaşından bir yabancıya geçtiğinde bu sayılar artıyor. Çünkü o yabancının yaptığı ödeme Amerika Birleşik Devletleri'ne giriyor. Yani bir daha söyleyelim. Bunlar girdiler. Şimdi madalyonun öteki tarafına bakalım. Diyelim ki aynı önceki örnekte olduğu gibi bir ABD vatandaşı olarak İtalya'dan hem de bir İtalyan'dan yazlık ev satın alıyorum. Bu için o İtalyan'a bir ödeme yapıyorum. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nden bir para çıktısı meydana geliyor. Ben ise bunun karşılığında İtalya'da bir varlık elde etmiş oluyorum. Bir yazlığım oluyor. Sonuçta buradaki sayı artıyor. Bakın bu bir çıktı. Çünkü yabancı bir ülke vatandaşına ödeme yaptım. Çıktılar için de demek ki genelleme geçerli. Üstteki çoğu zaman şahsi varlıkların el değiştirmesi ile ilgili. Alttaki ise hükümetin veya Merkez Bankası'nın yaptığı işlemleri kapsıyor. Mesela Merkez Bankası gidip yabancı bir devlet bankasından veya yabancı bir şahıstan bir varlık satın alacak olsa mesela bir devlet bonusu bu hane artar. Burada yaptığım sınıflandırmaya göre hükümetin yaptığı işlemler de bu kategoriye giriyor. Merkez Bankası'nın demiyorum, hükümetin diyorum. Buradaki ise sadece Merkez Bankası'nın yaptığı işlemleri kapsıyor. Şimdi buna da değindiğimize göre sermaye hesabımız açık mı veriyor, fazla mı veriyor ona bir bakalım. Yine hesap makinemizi çıkartıyoruz. Şimdi girdilere bir bakalım. Burası yabancıların ABD'de ne kadar yeni şey satın aldığını gösteriyordu. 625 milyar dolar. Ve şey derken biliyorsunuz ki varlıkları kastediyorum. Mal ve hizmetleri değil yani. Devlet tahvillerinden, bonolardan, emlaktan, taşınmazlardan söz ediyoruz burada. İşte tüm bunlar 625 milyar dolar değerindeymiş. Buna ek olarak bir de 165 milyar dolarımız var. O da hükümetlerin ve merkez bankalarının yaptığı resmi satın almalardan oluşuyor. İşte yabancıların Amerika'da sahip olduğu varlıkların değişimi bu kadarmış. Yabancılar bu kadar varlık almış Amerika'da. Ve 2011 yılında bu varlıkları satın almak için ABD'ye 790 milyar dolar sokmuşlar. Diğer yandan ABD vatandaşları da boş durmamış ve yurt dışında 380 milyar dolarlık satın alma gerçekleştirmiş. Bu meblağı öncekinden çıkartırsak, Girdi 790 milyar dolar da çıktıysa 380 milyar dolar. Amerikalılar başka ülkelerde varlık satın almak için 380 milyar dolar harcamış yani. Bu elbette Merkez Bankası dışındaki aktörlerin harcaması. Oysa Merkez Bankasının harcamaları da bir çıktı kalemi. O para da dışarı akıyor çünkü. Hesapladığımızda 394 milyar dolar sonucuna ulaşıyoruz. Bu pozitif 394 milyar dolar. Yani bunlar bunlardan 394 milyar dolar daha fazlaymış. O halde burada bir sermaye hesabı fazlası söz konusu. Yazayım. Sonuçta bir sermaye hesabı fazlası elde ediyoruz. Ne kadardı fazlamız? 394 milyar dolar. Gördüğünüz gibi bu sayılar birbirine epey yakın. Şimdi size bir şey anlatacağım. Umuyorum ki ilerleyen videolarda anlatacağım şeyin nedenini daha derinlemesine kavrayacaksınız. Evet, bu sayıların aslında birebir aynı olması gerekiyordu. Yani birbirlerine eşit olmaları gerekiyordu. Ama görüyoruz ki arada 80 milyar dolarlık bir fark var. Yazalım. Ortada 80 milyar dolarlık bir uyuşmazlık var. Birçoğumuz için hatta birçok devlet için bile bu çok büyük bir fark. Tam 80 milyar dolar. Ama söz konusu ABD boyutunda. Yani 15 trilyon dolarlık bir ekonomi olunca bu fark aslında çok da büyük olmuyor. 80 milyar dolar fark. Ve tüm bu ölçümlerin nasıl yapıldığını da hesaba katmak lazım. Anketler yapılıyor, örneklemler inceleniyor filan. Bu sayılar birçok farklı kaynaktan geliyor yani. Öyle olunca da istatistiksel bir uyuşmazlık kabul edilebilir hale geliyor. Bu da öyle bir şey. Biz de bu kaynaklardan alıp kullanıyoruz. İki tarafın eşit olmayışını istatistiksel bir uyuşmazlık diye açıklamayabiliriz. Ama teoride bu sayıların birbirine eşit olması gerekiyor. Bu çok önemli. Siz eşit olduklarını düşünün. Cari hesapla ne kadar açık veriyorsak sermaye hesabında tam olarak o kadar fazlamız olmalı. Tabi bunun tam tersi de geçerli. Sermaye hesabında bir açık varsa, cari hesabına aynı miktarda fazla vermesi lazım. Bunun nedenlerini bol bol konuşacağız. Ama bana kalırsa önce siz bir düşünün. Hatta Hemen şimdi düşünün. Bu sayıların teoride neden aynı olması gerekiyor olabilir? Hatırlatayım. Pratikte aynı olmamalarının nedeni sayıların farklı kaynaklardan gelmesi ve ABD Ekonomik Analiz Bürosu'ndan kaynaklı istatistiksel bir uyuşmazlık olabilir.